Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Kur'an-ı Kerim'deki El-Bakara suresinde 19. ve 20. ayetlerde anlatılan münafıklarla alakalı bir durum. Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bakara suresinin bu 19 ve 20. ayetlerinde Allah-u Teala adeta münafığın ruh portresini bize çiziyor. Onun ruhunun kıvrımlarını adeta bize gösteriyor. Bir ruh haritası çıkarıyor ve biz o ifadelere baktığımızda münafığın iç dünyasına daha iyi uzanabiliyoruz. Onları bu temsil dürbünüyle, bu temsil aynasıyla daha iyi görebiliyoruz. Önce ben mealen ilgili ayetleri arz etmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. اَوْ كَسَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ف۪يهِ ظُلُمَاتٌ وَرَادٌ وَبَرْكٌ. Veya münafıkların hali şuna benzer. Şiddetli bir yağmur var. Semadan bir yağmur geliyor. Ve o yağmurda karanlıklar var. Karanlık bir gecede yağmur yağıyor. Gök gürültüsü var ve şimşek var. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ ف۪ي اَذَانِهِمْ مِنَ السَّوَائِقُ حَذَرَ الْمَوْتِ. Bu yağmura tutulmuş olanlar parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. O yıldırımlardan ölüm korkusuyla korunabilmek için ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Vallahu muhitun bil kafirin, Allah kafirleri kuşatmıştır. Yekadul bargu yahtafu absarahum, şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecek. Kullama edaa lehum meşav fihi, ne zaman şimşek onların önünü aydınlatsa, ziyalandırsa, o aydınlıkta onlar yürüyorlar. Ve izâ azlem aleyhim gâmu, ama onlara karanlık yaptığında, yani şimşek söndüğünde onlar ayakta dikilip kalıyorlar. Ve lev şâallâhu, şayet Allah dilese, lezehebe bisem'ihim ve absarihim, onların işitmelerini, gözlerini elbette alıverir. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Değerli izleyenlerim, belki mealden ayetin çizdiği tabloyu bir anda görebilmek zor olabilir. Ben bunu biraz daha yakınlaştırmaya, biraz daha beraberce anlamamıza yardımcı olacak ifadelerle ifade etmeye gayret göstereceğim. Burada ikinci bir temsil getirildi. Bundan önceki ayette Allah-u Teala onları çölde yol alan bir gruba benzetmişti. Karanlıkta yol alıyorlar, yollarını kaybediyorlar. İçlerinden biri bir ateş yakıyor ama ateşi koruyamıyorlar. Ateş böyle alevlendiğinde, tam aydınlandıklarında birden diyelim bir afet geliyor, semavi bir afet, bir rüzgar ateşlerini söndürüyor. Bunun neticesinde o insanlar karanlıkta dikilip kalıyorlar. Ve artık onlar manen kör, sağır, dilsiz hale geliyorlar ve oradan dönemiyorlar. Birinci temsil buydu. Bunu daha önceki programımızda sizlerle paylaşmıştık. Burada ikinci bir temsil anlatılıyor ve bu ikinci temsilde daha dehşetli bir tablo bize çiziliyor. Buradan biz şunu da anlıyoruz. Demek ki münafıkların hali farklı farklı. Bunların bir kısmı münafıkların böyle avamdan olan kısmı, birinci temsil daha çok bununla alakalı. İkinci kısım ise daha şiddetli, yoğun karanlıklar içerisinde olanların durumu, onların belki daha lider tabakası diyebileceğimiz kesimin hali bu ikinci ayette, bu ikinci temsilde nazara veriliyor. Bunu biraz ayrıntılarıyla ifade etmeye çalışırsak, ikinci temsilde anlatılan durum şöyle. Yine bir insan grubu düşünelim. Bunlar çölde yol alıyorlar ama bunlar yağmura tutuluyor. Ve her taraf yoğun karanlıklarla dolu. Üzerleri böyle bulutlarla kaplı. O gecenin karanlığı içerisinde aydan veya yıldızlardan ışık gelse bir derece önlerini görecekler. Ama bulutlar her tarafı kaplamış durumda. Semanın her tarafı, gökyüzünün her tarafı simsiyah bulutlarla dolu. Bir yandan gecenin karanlığı ve bunlar uçsuz bucaksız bir sahrada yol alıyorlar. Ve derken bir yağmur başlıyor. Yağmur başlayınca bunların sığınabilecekleri bir yerde yok. Tümüyle hedef haline gelmişler. Ve tümüyle
gökten gelen her bir yağmur damlası sanki bunları kendine hedef seçmiş gibi bunlara isabet etmekte. Girebilecekleri bir yer yok. Sığınabilecekleri bir yer yok. Ve bu aynı zamanda gök gürültülü olan bir yağmur. Bir yandan böyle gök gürlüyor, öbür yandan şimşek çakıyor. Normalde evet gök gürlemesine insan korkar ama şimşek çaktığında etrafı bir derece görür. Peki etrafı görmek bunlara fayda veriyor mu? Hayır. Etrafı görmek de fayda vermiyor. Etrafı gördüklerinde daha böyle azapları artıyor, dehşetleri artıyor. Ayet-i kerimeler bu noktalara dikkat çekiyor ve o insanlar işte şimşek çaktığında o şimşeğin ışığında bir iki adım atıyorlar. Ama şimşek sönüp de etraf karanlık içinde olduğunda bulundukları yerde dikilip kalıyorlar. Ve önlerini göremediklerinden bir adım daha atamıyorlar. Allah istemiş olsa şimşekle onların gözlerini tümüyle alıverir. Allah her şeye kadir ama gözlerini de almıyor, onları böyle bir azap içerisinde bırakıyor. Bunu, bu manayı ayetten takip etmeye çalışırsak evke sayyibin mine semâi veya münafıkların hali şuna benzer. Semadan şiddetli bir yağmur geliyor. Burada sayyib ifadesi elmataru şedid diye şiddetli yağmur, belki Türkçe'de sağanak yağmur diyebiliriz. Bardaktan boşanırcasına bir yağmur. Zaman zaman bunu yaşıyoruz. İşte her taraf kapkara bulutlarla kaplı oluyor ve bardaktan boşanırcasına gökten sular iniyor. Böyle bir şiddetli yağmura bir insan çölde muhatap olduğunda artık kaçacak bir yer yoktur. Tümüyle hedef halindedir. Birkaç dakika içerisinde zaten sırılsıklam olur. İliklerine kadar yağmura tutulmuş olur. İşte bu insanlar gecenin karanlığında bu şekilde yağmura tutulmuş olan kimseler gibi. Sayyib kelimesi musibetle aynı kökten geliyor. Yani sanki bunlar birer hedef gibi, yağmurun damlaları da birer ok gibi ve her bir yağmur damlası bunlara bir ok gibi isabet ediyor. Veya en azından onlar kendilerini böyle hayal ediyorlar. Etraftaki her şeyi kendilerine düşman görüyorlar. Ve fihi zulümat derken onda karanlıklar var. Yani karanlık her tarafı kuşatmış vaziyette. İç alemlerinde ümitsizlik karanlığı, dış alemde gecenin karanlığı ve ileriye baktıklarında karanlık, yanlarına, sağlarına, sollarına baktıklarında yine karanlık, hiçbir taraftan bir ümit ışığı görülmüyor. Sadece yağmura tutulsalar belki bir derece dayanılır bir durum ama arada gök gürlüyor ve gök gürledikçe bunların ödü kopuyor. Ve ardından şimşek, gök gürlediği yerde şimşek de çakar. Bu ikisi beraber olan şeylerdir. Birisi ses olarak, biri de görüntü olarak. Ve şimşeğin çakması da o gecenin karanlığında bunlara ayrı bir dehşet veriyor. Ve o şimşeğin çakmasıyla etraftaki bazı şeyleri görüyorlar ama kendilerine ümit verecek bir şey yok. Böylece o görmek onlara fayda vermiyor. Bilakis daha da ümitlerini kırıyor. Bunun üzerine gök gürültüsünü duymamak için parmaklarıyla kulaklarını tıkıyorlar. Normalde insan parmak ucuyla kulağını tıkar ama o kadar dehşet içinde ki şu tarzda duymamak için tümüyle adeta parmaklarını kulaklarına sokuyorlar. Bu da onların dehşetini tasvir eden bir durum. Ve ölüm korkusuyla bunu yapıyorlar. Yani sanki sema bunları öldürmeye azmetmiş ve ard arda yağmur şeklinde mermilerini gönderiyor. Bunların da kaçacak bir yeri yok, tutunacak bir yerleri yok, sığınacak bir yerleri yok. Tümüyle komple hedef halinde. Ve işte bunlar ölüm korkusuyla bu şekilde çırpınıyorlar. Peki kaçıp kurtulabilecekler mi? Hayır, kaçacakları yer yok. Vallahu muhitun bil kafirin. Allah kafirleri kuşatmıştır. Acaba şimşek bunlara fayda vermiyor mu? Böyle bir soruya ayet-i kerime cevap veriyor. Yekadul bargu yahtafa absarahum. Şimşeğin bırakın fayda vermesini, neredeyse onların gözlerini alıverecek. Ve kullama adaa lahum meşafihi. Ne zaman şimşek çaksa onun ışığında biraz yürüyorlar.
Bu da birkaç saniyelik bir olaydır. Ve izâ azlem aleyhim gâmû, ama onlara karanlık yaptığında bulundukları yerde dikilip kalıyorlar. Yani demek ki bunlar çok mecalsiz kalmışlar ve bu tarzda bir durumları ayet-i kerimede tasvir ediliyor. Velev şâallâhu lezehebe bisem'ihim ve ebsârihim, Allah dilese elbette bunların gözlerini, işitmelerini alıverir. İşte şimşekle gözlerini alıverir. O gök gürültüsüyle kulaklarını alıverir. Artık bunlar göremezler, duyamazlar. Ama Allah bunu da yapmaz. Azabı görmeleri için gözlerini bırakır. O şiddeti duymaları için kulaklarını bırakır. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ayetteki bu nazara verilen hususları bir de münafıklara bakan yönüyle değerlendirmeye çalışalım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisinin gönderildiği İslamiyeti semadan inen bir yağmura benzetiyor. Benimle gönderilen İslamiyet diyor bir yağmura benzer. Bir kısım toprak vardır ki o yağmuru güzel bir şekilde alır, üzerinde güzel ürünler biter, güzel mahsuller yetişir. Bir kısım toprak vardır ki kirli toprak türünden, üzerinde su birikir ama altına geçmez. Başkaları o sudan istifade eder ama toprağın kendisi bundan istifade edemez. Bir kısım toprak da vardır ki kaya, artık toprak da denilmez ona, kaya, üzerine yağmur yağar ama akar gider ve o toprak bundan hiç istifade edemez. Başkaları da istifade edemez. Sadece gelir geçer. İşte İslamiyet semadan inen bir yağmur gibi rahmettir. Bir kısım insanlar bundan hakkıyla istifade etmişlerdir. Bunlar verimli topraklar gibi. Bir kısım insanlar belki dil olarak bir şeyler anlatıyorlar. İslami bazı bilgileri başkalarına aktarıyorlar. Başkaları bunlardan istifade ediyor ama kendilerine fayda yok. İşte münafıklar İslamiyet'ten hiç istifade edememiş olan o çorak kayalar gibi, üzerinde bir şeyin bitmediği kayalar gibi ve onlar herhangi bir istifadeleri söz konusu değil. Ayet-i kerimede zulümat var, karanlıklar. Küfür bir karanlıktır. Her türlü günahlar birer karanlıktır. Zulüm gibi şeyler, hadisteki ifadeyle اَزْزُلْمُ زُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, yani zulüm kıyamet günü bir kısım karanlıklardır. Kafirin karanlık bir dünyası vardır. Bakışı karanlıktır, duruşu karanlıktır, niyetleri karanlıktır, iç alemi karanlıktır ve akıbeti de karanlığa yuvarlanmak olacaktır. Diğer alemde samimi müminler nur ile dopdolu vaziyetteyken bunlarda hiçbir nur görülmeyecektir. Dünyada ağızlarındaki nurlu sözler, iman sözü gelip geçici bir nurdur ve şimşeğin adeta çakması ve ardından kaybolması misali gelip geçici bir durumdur. Ayet-i kerimedeki şimşek ve gök gürültüsü Kur'an-ı Kerim'in vaat ve vaidleridir. Yani Kur'an-ı Kerim'de cennetle müjdelemek var. Bu güzel bir şey. Ama Kur'an-ı Kerim'de cehennemle korkutmak da var. Münafık olanlar Kur'an-ı Kerim'deki cennetle müjdeleyen ayetleri veya ganimetle ilgili durumları gördükçe hoşlarına gidiyor. Ama cehennemle ilgili tehdit ayetlerini duydukça bundan da rahatsızlık duyuyorlar. İşte ayet-i kerimedeki o şimşek, o parlaklık Kur'an-ı Kerim'in müjdelerine, gök gürültüsü bu da Kur'an-ı Kerim'in cehennem azabı gibi tehditlerine bir işarette bulunmakta. Ve bunların kulaklarını tıkamaları vardı. Bunlar da gerçeğe kulaklarını tıkıyorlar. Yani münafıklar teami tabir edilir. Yani görmezden gelmek, düşünmezden gelmek, böyle bir halet-i ruhiye yaşıyorlar. Ve düşünmek de istemiyorlar zaten. Bundan dolayı gerçekleri göz ardı ediyorlar. Gerçeklere kulaklarını tıkıyorlar ve gerçeklere gözlerini kapatıyorlar. Ayet-i kerimede bu anlatılırken ölüm korkusuyla işte diyor onlar parmaklarını kulaklarına sokuyorlar. Ama kaçıp kurtulabilecekler mi? Hayır, kaçıp kurtulamayacaklar. Nasıl ki Peygamberimiz döneminde münafıklar vardı. Sonunda bunlar bir şekilde dünyadan gittiler.
Herkes gidiyor. Onlar da gittiler. Allah'tan kurtulacak değiller. Hesap yerine gittiler. Bir kısmının dünyada da perişaniyeti görüldü. Bir kısmı da asıl perişaniyeti diğer alemde yaşayacaklar. İşte münafıklar Kur'an-ı Kerim'in cennetle ilgili veya ganimetlerle ilgili ayetleri veya işlerine gelen ayetlerini okuduklarında hoşlarına da gidiyor. Keşke bunlar bizim olsa gibi hoşlarına gidiyor. Ama bunun gereğini de yapmıyorlar. Dolayısıyla bunlardan istifade edemiyorlar. Eğer Allah dilemiş olsa onların işitmelerini ve gözlerini alıverirdi. Yani Allah dilese şu dünyada münafıkları hemen cezalandırırdı. Bu konuda mesela bazı münafık ve kafirler şunu söylerler. Allah varsa bizi taş etsin. Ya bu da çok yanlış bir felsefe, sapık bir fikir. Şöyle ki, imtihan esnasında yanlış şıklar da olur. Ve o yanlış şıkları tercih edenlere müdahale edilmez. Çünkü bu bir imtihandır. Diyelim 5 şıklı bir cevap şıkkı varsa bir tanesi doğrudur, 4 tanesi yanlıştır. Dünya hayatında da insanların münafıklığı tercih etme hakkı vardır. Küfrü, kafirliği tercih etme hakkı vardır. Allah-u Teala bu noktada insanları serbest bırakmıştır. Ve Allah-u Teala şöyle bildirmektedir. İnna hedeynâhu sebil. Biz insana yolu gösterdik. İmmâ şâkiran ve immâ kefûrâ. İnsan isterse şükreder, isterse de nankörlük yapar. Demek ki şükretmek veya nankörlükte bulunmak insanın tercihine bırakılmış olan bir husustur. İşte münafıklar bu noktada küfrü tercih ediyorlar, münafıklığı tercih ediyorlar ve dünyada kendilerine ilişilmiyor. Allah ile eğer istemiş olsaydı, dilemiş olsaydı bu dünyada kafirlere hiç fırsat vermezdi. Bir hadiste şöyle ifade edilmiş, eğer Allah katında dünyanın sivrisineğin kanadı kadar bir kıymeti olsaydı Allah ona, o kafire bir yudum su içmeye fırsat vermezdi. Yani koca dünyanın Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar değeri yok. Bu ahirete nispetle. Şuna benzer, bir insan dünyada dünyanın en zengini olabilir, dünyanın tek başına sultanı olabilir ama uyandığı zaman durumu neyse odur. Garibansa yine garibandır. Onun gibi dünya hayatındaki saltanat, dünya hayatındaki küfür, inkar, münafıklık bunlar gelip geçici şeylerdir. Diğer aleme gidildiğinde bunların çok da önemli olmadığı, yani kafirin veya münafığın dünyada galip gibi görülmesinin rüyadaki saltanat gibi olduğu diğer alemde ortaya çıkacaktır. Böyle olunca dünya hayatında bunlar 60 yıl, 70 yıl kafir olarak yaşamış veya münafık olarak yaşamış, Allah bunlara fırsat vermektedir, imkan vermektedir. Çünkü dünya bir imtihan salonudur. İmtihan salonunda da yanlış şıkkı işaretleyenlere müdahale edilmemektedir. Yoksa Allah bunları helak etmek istese bir anda helak eder. Allah dilemiş olsa zaten küfür ve nifak diye bir şey de olmazdı. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Allah dilese hepinize hidayet verirdi. Ama neden vermiyor? Bu bir imtihan meselesi. Ta ki iman eden, kafir olan ortaya çıksın. İyi olanlar, kötü olanlar ortaya çıksın. Bir tarafta ebrar iyiler, öbür tarafta füccar kötüler ortaya çıksın. Ve bu şekilde insanların dereceleri bilinsin. Ve insanların imanı, imandaki samimiyeti, ameldeki samimiyeti, kalitesi ortaya çıksın. Bu gibi gayelerle insanlar yeryüzünde imtihana tabi tutulduğundan Allah münafıklara da fırsat vermektedir. Kafirlere fırsat vermektedir. Ama diğer aleme gidildiğinde küfrün, münafıklığın geçer bir akçe olmadığı, bu gibi şeylere talip olmanın karlı bir ticaret olmadığı bütün netliğiyle, bütün çıplaklığıyla orada ortaya çıkacaktır. Cenab-ı Hak hepimizi her türlü münafıklıktan, münafıklık şaibelerinden muhafaza eylesin. İmanımızda, amelimizde bizleri samimi, gerçekten ihlasla yoluna devam eden kimseler eylesin. Bu şekilde münafıklarla alakalı El-Bakara suresindeki ilgili ayetleri, 13 ayeti bitirmiş olduk. Bundan sonra kaldığımız yerden yine
yolumuza devam edeceğiz. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.